Elazığ, sürdürülebilir kalkınmada model oluşturan kentlerimizin başında geliyor. Elazığ'ın sosyoekonomik yaşam standardını yükselten Elazığ Ticaret Borsası da, Elazığ uluslararası ticarette söz sahibi yapacak başarılı projeleriyle aktif bir rol üstleniyor. 1955 doğumlu Karakucan ilçemizden doğdum. 1977 yılından beri Elazığ'da ticaret yapıyorum. Ticaretin her kademesinde yer aldık. Elazığ Yemsene Hanım'ın şirketi, Paşa Konağı diye gene bir yerimiz var. Dumandağ Tarım diye bir şirketimiz var. Türkiye genelinde yem fabrikalarına hamada pazarlıyoruz. Aynı zamanda o günden bugüne tarım ve hayvancılık içinde besleyicilik falan yapıyoruz. Yine ortaklıklardan birlikte organize sanayide Güç Paneli diye bir firmamız var. 5 ortakla oluşuyor. Orada da yalıtım malzemesi ve kalaçim falan üretiyoruz. Yani Elazığ'da 77'den bugüne kadar çok ciddi projelere imza atmışız. 2005'ten beri Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyorum. Top Genel Merkezi'nde de Sayın Sacıklıoğlu ile bayağı diyaloglarımız iyidir. Sağ olsun geçen yıl 24 derslik İmam Hatip Lisesi bizim ilçeye Karakocan'a bir okul. Artı 200 kişi öğrenci yürüdü. Top tarafından ihalesi yapıldı. Burada hemşerimiz olan bir firma aldı. İnşaatı yıl sonuna kadar bitecek. Tabii ki bu burada sizin aracılığında da top başkanı ve yönetimine de buradan teşekkür etmek istiyorum. Elazığ'ın kalkınmasına öncülük eden sektörlerin başında hayvancılık, mermer sektörü ve alabalık çiftliği üretimi geliyor. Şu an yine Elazığ'ımızda 750 tane yüzbaşının üstünde besli çiftliğimiz var. 200-300 tanesi 200 başında olan besliçimiz var. Bir de aile besliçimiz var. Yani bu saydığımız besli çiftlerinde 3.000-4.000 insan arası buradan ekmeğini kazanıyor. Elazığ ekonomisinde de en fazla katkı sağlayacak olan kurumlar arasında Elazığ'daki besliciler ve Elazığ'daki mermerciler, Elazığ'daki alabalık Türkiye'de birinci sıradayız. Elazığ ekonomisinin can damarı hayvancılık sektörü olunca KDV fiyatlarındaki dalgalanma da sektörü olumsuz yönde etkiliyor. Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, bu konuda sektörün yüzünü güldürecek gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söylüyor. Yem girdileri, yem fabrikaların ham maddeleri hep %8 KDV ile giriyor, bir ile giriyor. Çuvala girdikten sonra %8 ile çıkıyor. Bizim büyüklerimizden hayvancılığını canlandırmamız için, hayvancılığı belli bir noktaya taşımamız için bu KDV oranları %1'e, %2'ye alınırsa devletin kasasında %8'den daha fazla para girecek. O zaman kayıt dışında olanları da tabii iş hacmi artacak. Eğer bu KDV oranları gerçekten belli bir seviyeye inerse, oranlar bir olursa hem burada devletimiz kazanır, hem vatandaşımız kazanır. Kırsal kalkınmanın verdiği desteklerden de Elazığ buradan ciddi bir pay aldı. Her gün buradaki hayvan sayısı, çiftlik sayısı kanatlı da olsa, büyük başta olsa bayağı hızdan artıyor. Bunun hızla artırması bir yanda da KDV'den desteklenirse, KDV'den oranlar bir olursa bu daha da iyi bir noktalara gelir.